Hamdolsun her geçen gün partimizin siyasi söylemleri, çözüm önerileri Türkiye gündemine biraz daha fazla gelmeye başlıyor. Siyasi söylemimizin Türkiye'de karşılığının olduğuna hep beraber şahit olduk. Hüdapar'ın, Hür Dava'nın siyasi söylemleri çözüm önerileridir. Bu siyasi söylemler ve çözüm önerileri önce insan, öncelik adalet demenin sadece slogandan ibaret olmadığını ortaya koyuyor. Çünkü meseleye bakışımız insan ve adalet temellidir. İnsan, kainatın merkezinde Allah-u Teala'nın eşrefi mahlukat olarak yaratmış olduğu bir varlıktır. Onun dini, aidiyeti, milliyeti ne olursa olsun hürmete layıktır, hizmete layıktır. İnancının bir anlamı yok. Ona hizmet edilmesi ve onun adalet içerisinde kalması zıddımıza da olsa, hoşumuza da gitmese, ona adaletle emretmek, adaleti onun için uygulamak bizim en temel vazifemizdir. Adalet ise olmazsa olmazımızdır. Meselelere bu bakış açısıyla insanlık onurunu ve adaleti merkeze alarak bütün sorunlara çözüm üreten Hüdapar'ın toplum tarafından nasıl karşılandığını hep beraber gördük. Bizim gözümüz halkın cebinde değil ki. Bizim gözümüz nerede? Bizim gözümüz iki şeyde. Rıza-i Bari ve cennet. Bu iki ücreti Allah bize vaat ediyor. Dolayısıyla bizim ücretimiz, her bir Hüdaparlı kardeşimizin ücreti, alemlerin Rabbi olan Allah'ın katındadır. Hiçbir şekilde halkımızın cebine göz dikmedik. Allah'ın izniyle göz de dikmeyeceğiz. Hüdapar olarak bizim manifestomuz, lütfen herkes Hüdapar'ın seçim beyannamesinin girişinde, devletin tanımlanması yeni anayasa bölümünde bu manifestoyu çok güzel bir şekilde okusun, bu kavramlara kafa yorsun, bu kavramların üzerinde düşünsün. Bu kavramlar hakikaten büyük bir müktesebatın ve tecrübenin bilgi birikiminin ürünüdür. Bir diyoruz, özne insan ve insanlık değerleri olacak. İki, her türlü farklı etnik inanç, her türlü inanç ve farklı etnik kimlik tanınacak. Üç, herkesin din, can, mal, nesil ve akıl emniyeti teminat altına alınacak. Dört, hukukun üstünlüğü herkes ve herkesin için. Hani ayet-i kerimede der ya, aleyhinize dahi olsa haktan, adaletten ayrılmayın. Hakkı ayakta tutan adil şahitler olun ve bir topluluğa, bir kavme olan kininiz ve öfkeniz asla sizi adaletsizde sürüklemesinin parti programımıza yansımış halidir bu. Çünkü biz inanç temelli bir hareketiz. Ölçümüzü Aziz İslam'dan alıyoruz. Büyük insanlık mektebi Aziz İslam'ın bizatihi kendisidir. Evet, adaleti herkes ve herkesim için eşitlik temelinde uygulayacak, katılımcılığı ve çoğulculuğu sağlayacak, işte bunların teminat altına alındığı hür ve adil bir toplum düzenini tesis edecek. İşte bu bizim zaferimizin kendisidir. Bu bizim başarımızın kendisi olacaktır. Şu anda bu aşamanın önünde, öncesinde olduğumuz için ortaya koyacağımız çabaları Rabbimiz ondan sonra, yani artık adalet devleti oluştuktan sonra, din, can, mal, nesil, akıl emniyeti garanti altına alındıktan sonra, özne insan ve insanlık değerleri olduktan sonra ortaya konulacak. Devletin bütün imkanları sende olacak. Ondan sonra ortaya koyacak çabaları da önemsiyor ama kesinlikle bunun kadar değil. Öncesinde ortaya konulan helal çabalar,
mütevazı çabalar, yiğitçe çabalar, fedakarca çabalar, meşakkate, zahmete ve sıkıntıya katlanır çabalar, her türlü kınayıcının kınamasına açık olan çabalar, her türlü suçlamaya maruz kaldığımız çabalar, her türlü engellemeye maruz kaldığımız çabalar, üzerimize ablukaların konulduğu çabalar, bunlar değerlidir kardeşlerim. Bizim sevap kazanmaya ihtiyacımız var. Allah'ın yanında değerimizi yükseltmeye ihtiyacımız var. İşte bu bir fırsattır. Onun için değerli kardeşlerim, bu hür ve adil bir toplum düzeninin tesis edilmesinin, evet, kapısının aralandığı bir zaman diliminde son viraja girmiş bulunuyoruz. Lütfen uykumuzdan, rahatımızdan fedakarlık yapalım. Vaktimizden, nakdimizden biraz daha fedakarlık yapalım. Rabbimiz bizim için edduafen mudaafeten kat kat arttıracak. Birimize bin verecek, milyon verecek, trilyon ve katrilyon verecek. Akıttığımız tek bir damla teri, attığımız tek bir damla adımı Allah'ın azametine ve ululuğuna yemin ederek söylüyorum, asla boşa götürmeyecek. Onun için dil ve üslup noktasında başka insanlarla gereksiz yere kısır tartışmaların içerisine girmeden davamızın hür ve adil bir toplum düzenini bütün insanlar için, bizden şikayetçi olan, bizi sevmeyen insanlara dahi bu adil ve hür düzeni tesis edeceğimizi anlatalım, izah edelim, bu çabayı gösterelim. Allah-u Teala hem dünyada hem de ahirette bize rahmetini, mağfiretini esirgemeyecek bizden. İnşallah dünyada rahmete, merhamete, berekete, sıhhat, selamet ve afiyete kavuşacağız. Ondan sonra ahirette de rızay bari ve cennete kavuşacağız inşallah. Gazamız mübarek olsun. Allah bizimle beraber olsun.